1950 yılında kentlerde yaşayan insan sayısı 750 milyonun altındayken bugün bu sayı 4 milyarın üzerinde. Bu da dünya nüfusunun yarısından fazlası demek. Yükseliş her geçen gün devam ediyor. Ve bu yüzyılın ortalarında şehir nüfusu 6,3 milyara kadar yükselecek. Kalabalığın dışında artan nüfus yüzünden tüberkülozdan tutun da gribe kadar birçok bulaşıcı hastalık ve virüs yayılacak. Su kaynaklarının yetersizliği ve kirliliği de sağlık problemlerini tetikleyecek. ...2050 yılında hava kirliliğinden dolayı ölümler artacak. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne göre duman ve sisteki minik partiküller, ev ürünlerindeki toksik bileşenler ve yapı malzemeleri her yıl 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olacak. Bu toksiklerden biri olan yer seviyesindeki ozon, akciğer rahatsızlıkları, öksürük, ateş, hırıltı ve nefes darlığını arttıracak. Astım ve amfizem gibi rahatsızlıklar yaygınlaşacak. Şu anda dünya balık stoklarının %87'si ya çok kullanılıyor ya da israf ediliyor. Balıkçılık bu şekilde devam ederse 2050 yılında balık stokları tükenebilir. Bu problemle mücadele eden Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu gibi pek çok kuruluş bazı türlere kısıtlama getirmeye çalışıyor. Aslında balıkların ortadan kaybolduğunda neler olabileceği ile ilgili pek bir fikrimiz yok. Yaklaşık 3 milyar kişi protein tüketimini balıktan karşılıyor. Bu da balığı şu an için biftekten daha önemli yapıyor. Hatta deniz ürünlerinin birçoğu tıbbi alanlarda da kullanılıyor. Dünyanın %12'si geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Dünya ihracatına 129 milyar dolarlık katkıda bulunuyor. Okyanuslar her yıl 3 trilyon dolarlık değerli ürün üretiyor. Böyle giderse önümüzdeki 40 yıl içinde 20 milyon kişi işsiz kalacak ve farklı sektörlere yönelmek zorunda kalacaklar. ...21. yüzyılda şehirlerin nasıl değiştiğini görmek için çok büyük şehirlere bile bakmamız gerekmiyor. Giderek artan iklim değişikliğinin etkisiyle sadece sellerin yaygınlaşması değil, değişen hava koşullarının da bina tasarımını etkilediğini açıkça görüyoruz. Mevcut gidişat devam ederse şehirler, adalar ve Hollanda gibi düşük rakımlı bölgelerin tamamı dünya üzerinden silinebilir. Bu tür bölgelerde ekonomik krizlerin yaşanması ve iklim kaynaklı mültecilik durumunun toplumsal bir norm haline geleceği tahmin ediliyor. Beyin gücünü artırmak için şimdilik kahve, bitkisel destek ilaçları ya da benzer maddeler kullanıyoruz. Ancak bu durumun 20-30 yıl sonrasını hayal edelim. Şimdi olduğundan daha hızlı düşünmemizi sağlayan özel geliştirilmiş ilaçları ya da saatler veya günler boyunca normal insan yeteneğinin ötesine geçmemizi yardımcı olacak implantları düşünün. Bu tür çalışmalar dünya çapında çeşitli laboratuvarlarda halen sürüyor. Ortaya çıkan soru ise şu: bu tür ilerlemelerde maddi durumu yeterli olmayan kişilere ne olacak? Toplumsal eşitsizlik giderek artacak, zenginler giderek zenginleşecek mi? Yasal ve etik konular ne olacak? Örneğin sınava girmeden önce bir kahve içmek günümüzde kabul görülüyor. Ancak gelecekte bu tür bir implant veya akıllı bir ilaç kullanmak ne gibi sorunlara yol açabilir?